أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder, ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli abilerimin, kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya gelirken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki itibarınız, mertebeniz artırılsın. İnşallah evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Ebu Burde radıyallahu anh, babası Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'ten rivayetle şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte akşam namazı kıldık. Sonra keşke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yatsı namazını da kılsak dedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi beklemek için bir yerde oturduk. Derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve dedi ki, siz hala burada mısınız? Yani bıraktığım yerde oturmakta mısınız? Dedi ki, ya Resulallah, seninle akşam namazı kıldıktan sonra yatsı namazını da kılmak istedik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ne iyi ettiniz? Başka bir rivayette isabet ettiniz buyurdular. Sonra başını semaya doğru dikti, her zaman yaptığı bir işti. Tefekkür etmek için, alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'dan bir burhan, bir ayet görmek için semaya doğru gözlerini dikerdi. Ancak dedi ki Allah Resulü, yıldızlar gökyüzü için emniyettir. Yıldızlar gökyüzü için emniyettir. Ne zaman ki yıldızların düzeni bozulur, o zaman göğün, semanın da düzeni bozulur. Allah'ın diyor onlara takdir ettiği şey başlarına gelir. Açıklayacağız inşallah. Sonra devam etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ashabım için emniyetimdir. Ben yaşadığım müddetçe sahabeler emniyet ve güven içinde yaşamaya devam edecekler. Ben vefat ettikten sonra ise Allah'ın onlar için tayin ettiği, takdir ettiği şey başlarına gelecektir. Ve son olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ashabım da benim dostlarım, beni görenler, bana iman edenler, benim yolumda cihad edenler, davetimde her koşulda bana destek çıkanlar, yardımcı olanlar da ümmeti Muhammed'in, yani bu ümmetin hepsinin kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığın emniyetidir. Onlar vefat ettikten sonra da ümmetin başına takdir edilecek şey gelecektir buyurdu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif Müslim'in sahihinde sahabenin faziletiyle alakalı bapta geçmektedir. Kardeşlerim, hadis ashabın, sahabenin ümmeti Muhammed içerisindeki konumunu, değerini, kıymetini ortaya koyan hadis-i şeriflerden bir tanesi. Nasıl ki bir anne, baba çocuklar için, evlatları için emniyet, güven, korkusuzluğun teminatı iseler, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadisindeki sıralamaya göz attığımızda yıldızlar göğün, Peygamber aleyhisselam ashabın, sahabe ümmeti Muhammed'in emniyeti korumasıdır,
Biz bunu hadis-i şeriften anlamaktayız. Allah subhanahu ve teala nasıl ki Resulullah'ın benzetmesiyle göğü kandillerle süsledikten sonra koruma altına yıldızların eliyle aldıysa, yani bu akşam dışarı çıktığınızda gözleriniz semada yıldızları görüyorsa bu gece güven içerisinde olabiliriz'i düşünmeniz gerekmektedir. Zira yıldızlar birer birer insicamını, intizamını kaybederse önce gökyüzü dağılacaktır. Onun etkisi de yeryüzünde tesirini oluşturacaktır ki bunun adı maalesef kardeşler kıyamettir. Allah böyle acı bir akıbetten bizi korusun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabının emniyetidir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahasına hakim olan bir davetçiydi. Mescid-i Nebevi neyse çarşı pazar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için oydu. Onun eviyle başkasının evi arasında bir fark yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kah cihat meydanlarında, kah pazarlarda, sokaklarda her tarafı adımlayarak ashabının durumunu teftiş eden büyük bir davetçi ve liderdi. Biri doğum yapardı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan haberdar olurdu. Biri vefat ederdi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeye iştirak ederdi. Biri hastalanırdı, onu ziyaret eder, ona duada bulunurdu. Birinin ihtiyacı olduğu zaman Peygamber aleyhisselamı yanında görürdü. İki Müslüman ihtilafa düştüğünde Mescid-i Nebevi'de onları muhakeme ederdi. Biri yanlış bir söz söyleyip diğeri yanlış bir hareket yaptığında onlara nasihat ederdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı sahabenin hataya düşme lüksü var mıdır kardeşlerim? Şimdi biz sahabe peygamber tarafından korunmuştur denildiğinde bunu daha iyi anlamakta mıyız? Olur ya, geldi yani bir tane genç, ya Resulallah izin verirsen zina etmek istiyorum. Subhanallah. Hangi davetçiye, hangi hoca efendiye bir tanesi gelecek de diyecek ki ey hoca efendi, ey ders sahibi adam, iznin olursa bana bu konuda yardımcı da olursan ben zina etmek istiyorum diyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerine, dostlarına bu sözleri söyleyecek güveni vermiş kardeşler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem içinizde dışınızda ne varsa bana aktarın, bana anlatın, ben size yollarını göstereceğim diyecek bir ferasete sahip olduğundan ümmeti Muhammed'in, sahabenin bu anlamda ortamını açmıştır. Ama bugün alimler, bugün davetçiler, bugün hoca efendiler kendilerini sınırlı tutulduğu alanlarda kalmaya devam ettikleri müddetçe saha boş ve güvensiz kalacaktır kardeşler. Korunaksız olacaktır. Peygamber aleyhissalatu vesselam ashabının teminatıydı, güvencesiydi. Sonra Allah Resulü Dar-ı Beka'ya gittiğinde, vefat ettiğinde artık bu ümmeti Muhammed'in korumasını kim aldı? Sahabiler aldı. Sahabe topluluğuna bu güven kaldı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben vefat ettikten sonra ancak onların başına gelecek olan geldi. Ney? İhtilafa düştüler. Kalpler yer yer birbirlerine karşı buğz besledi. Belki savaşlar meydana geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koymuş olduğu güven ortamı biraz sarsılmaya başladı. Çünkü peygamberlerden sonra insanları toparlayacak, onları yönetecek, sorunlarına çözüm bulacak insan sayısı çok azdır kardeşler. Bir insan çok çalışabilir ama etrafına adam toplayamaz. Bir adam çok samimidir, ihlaslıdır, mücadele eder ama sorun çözemez. Yer yer sorunları büyütür. O yüzden Allah Resulü devre dışı kalınca bu hayatın içerisinde sahabelerin arasında yavaş yavaş sürtüşmeler başladı. Ebu Bekir radıyallahu anh kısmen engellemeye çalıştı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh geldi yerin diliyle buna müdahale etti. Yeri geldi değneğiyle müdahale etti. Ama Hazreti Osman, Hazreti Ali sahabenin artık son fertleri gitmeye başladıkça ne oldu bu açı? Yavaş yavaş büyüdü kardeşlerim. Allah Resulü dedi ki, benden sonra bu ümmetin emniyeti kimdir? Ashabımdır. Onlar vefat ettikten sonra da bu ümmetin Muhammed'in başına gelecek olanlar tek tek yaşanacak ki yaşandı. Sahabe vefat ettikten sonra
yavaş yavaş irtidat hareketleri başladı. Sahabe vefat ettikten sonra insanların içerisinde bidat ve hurafeler yayılmaya başlandı. Sahabe vefat ettikten sonra Rumlar ümmeti Muhammed'in topraklarına birer birer göz dikmeye başladılar. Neden? Geçen haftaki okuduğumuz hadisi ne olur hatırlayın. Ashabın bulunduğu bir orduya Allah fethi nasip ediyor. Kaleleri düşürtüyor Allah. Toprakları ümmeti Muhammed'in ayaklarına seriyor. Böyle bir topluluk gidince Rumlar başta olmak üzere İslam düşmanları kartallar gibi Müslümanların üzerine çökmeye başladılar. Bakın kıyamete kadar da bunun izlerini görüyoruz. Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın değişik yerlerinde Rabbim Allah'tır dediğinden dolayı ümmeti Muhammed'in nasıl bir gariplik, mustazaflık içerisinde olduğuna hepimiz şahidiz. İşte bu hadis-i şerif sahabenin bu ümmet için ne kadar önemli adamlar olduğunu gösteren hadis-i şeriflerden bir tanesidir. Onları yok saymak, onları ötekileştirmek, onları bu hayatın içerisinde devre dışı bırakmak heva ve heveslere göre bir İslam modeli ortaya çıkartacaktır ki maalesef 21. yıl Müslümanların içine düştüğü handikapları teker teker yaşadık. Sahabe dini Resulullah gibi anladı, Resulullah gibi yaşamaya gayret gösterdi. Resulullah'ın azmi ve mücadelesi gibi kıta kıta, şehir şehir, topluluk topluluk İslam'ı yaymak için gayret gösterdiler. Ondan sonra ümmeti Muhammed'in enerjileri yavaş yavaş düştü. Gayretler düştü Müslümanlar. Hepimizin gayretlerinin düştüğünün farkında mıyız? Sokaklardaki gücümüz ve etkimiz azalmaya başlıyor her geçen gün. Seslerimiz cılız, yanımızdaki insanı dahi uyaracak bir güce, enerjiye sahip değiliz. Yavaş yavaş bu yetilerimizi kaybediyoruz. Allah muhafaza. Bir de siz sahabenin koymuş olduğu o güzelliği ortadan kaldırırsanız heva ve heveslerin örtüştüğü bir İslam yaşanacaktır ki Allah hem bizi hem de neslimizi böyle bir durumdan muhafaza buyursun. İşte bu anlattıklarımızdan sonra bu akşam üçüncüsünü gündeme alacağımız bir sahabeyi inşallahü rahman mescidimize taşıyacağız. Bu kişi Ebu Talha el-Ensari radıyallahu an. Hatırlar mısınız? İlk dersimizde Said bin Zeyd'den bahsettik. Dedi ki onun hayatının öncelik sırasını değiştiren, onun hayatına perde çeken bir adamdan bahsetmezsek Said'in hayatını eksik bırakırız. Kimdi o? Babası Zeyd bin Amr. Allah kendisinden razı olsun. Eğer dedik Zeyd bin Amr'la başlamazsak Said'i anlayamayız. Çünkü Said öyle bir toprağın mahsulüydü. Salih bir adamın dallarından çıkan bir meyveydi. İşte bu akşamda biz Ebu Talha'dan bahsedeceğiz. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ebu Talha'nın bulunduğu ordunun içerisindeki haykırışı, dikkat edin, Ebu Talha'nın bir ordu içerisindeki haykırışı, nidası, tekbir getirişi, 1000 mücahitten dedi daha hayırlıdır. 1000 Müslümanlar, 1000. 1000 savaşçıdan 1000 mücahitten daha hayırlıdır. Ebu Talha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra bayram, yolculuk ve hastalık günlerinin dışında her gün oruç tutmuş, Allah yolunda infağı kendisine kolay görmüş zahid sahabelerden bir tanesi. Şimdi onu Ebu Talha yapan, onu semanın yıldızlarından biri yapan, onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünde büyüten etkiyi konuşmazsak inanın bize Ebu Talha'yı da eksik anlatmış oluruz. Peki o kim? O Ebu Talha'nın zahide eşi Ümmü Süleym radıyallahu anha. Ay. Birinin hayatında babası etki yapmıştı, birinin hayatında da hanımı etki yapacak. Ümmü Süleym, Enes bin Malik radıyallahu anh'ın annesi. Şimdi bakın şöyle bir olayı düşünün. Medine İslam'la şerefleniyor. Medine'ye Allah Azza ve Celle davetçileri gönderiyor. Medine'ye tevhid akidesi ulaşıyor. İnsanlar birer birer Allah'ın dinine girerlerken Ümmü Süleym isminde Malik denilen müşrik bir adamın karısı da ilk iman eden kadınların arasında.
Enescik daha yeni doğmuş. Anne göğsünde Enes'ini emzirirken diyor ki, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Enes'ine su veriyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Enes'ini elinden tutuyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bu sözleri söylüyor. Kocası Malik bu sözleri duyunca bir anda öfke kabarıyor. Beynine kan oturuyor. Hanımının İslam'a girmesini hazmedemiyor. Evladının bu sözlerle yetişmesini istemiyor. Öfkesini yanına alıp dışarı çıkıyor. Kaderin cilvesine bakın. Az bir mesafe gittiği sırada karşısında Ebu Talha'nın, özür dilerim, Mali'nin düşmanı bir adam var. Ve Mali'yi oracıkta öldürüyor. Subhanallah. Evinden Allah'ı inkar ve Allah'a isyan bayrağını kaldırarak çıktı. Kapıda onu siyah sancaklı bir şeytan karşıladı. Hadis öyle diyor İmam Ahmet'te. Her kim hangi niyetle evinden çıkarsa iki sancaklı diyor onu karşılar. Biri beyaz sancaklı diyor melektir. Diğeri siyah sancaklı şeytandır. İnsan hangi niyetle evinden çıktıysa o sancağın gölgesi altına girer. O sancakla beraber tekrar evine geri döner dedi. Subhanallah. Ebu Talha hangi sancağın altına girdi? Siyah sancaklı bir, özür dilerim, Malik hangi sancağa girdi? Siyah sancaklı şeytanın sancağına girdi. Ve dikkat edin, daha evine geri dönemeden kendisi öldürüldü. Müslümanlar, hiçbirimizin garantisi yok, biliyor musunuz? Bir an gafletle isyan bayrağını bir kaldırırız, şeytanın siyah sancağının altında canımızı veririz. Bir anda arkadaş ortamımıza uyarız, aklımızı alırlar, nefsimize tabi oluruz. Bir bakarsınız ki şeytanın siyah sancağının gölgesinde Allah'a kavuşuruz. Haramlar içerisinde, fuhşun içerisinde, zina etmek için, adam öldürmek için, içki içmek için, her türlü melaneti yapan insanların ortamında keyif bulabilmek için çıkarız. Ama bir siyah sancaklının gölgesinde canımızı, ruhumuzu teslim ederiz. Çok acı bir ölümdür. Allah bizleri muhafaza buyursun kardeşler. Malik böyle bir gafletin içine düştü. O saliha eşindeki güzelliği fark edebilseydi, o söylenilen kerim sözlere tabi olabilseydi, puta tapmayan, puta tapmayı inkar eden, puta tapmamak için gayret gösteren o kadının elinden tutsaydı, biz bugün bu muhabbet meclisimizde yüksek ihtimal Ebu Talha'dan değil de Malik'ten bahsederdik maalesef. Evet aziz dostlarım, bu haber Ümmü Süleym'e gelince kadıncağız büyük bir metanetle olayı karşılar ve bakın şu sözleri söyler. Kendisi bırakıncaya kadar Enes'i sütten kesmeyeceğim. Bakın kendisi bırakıncaya kadar Enes'i sütten kesmeyeceğim. Enes izin verinceye kadar da evlenmeyeceğim. Allahu Ekber. Buna ancak temiz yürekli bir anne yapar. Bir evin direği vefat ettikten sonra o evi çatısıyla, temeliyle sırtlayan bir kadın ancak bu sözleri söyleyebilir. Evlatları için dünyasından vazgeçen, evladının iyiliği için kendi iyiliğini öteleyen, evladı mutlu ve mesut olsun diye meşru bütün ihtiyaçlarını geri plana atan bir kadın ancak bu sözleri söyleyebilir. Enes, sütten ayrılana kadar onu emzireceğim. Bu anlama geliyor değil mi? Acımı zaten içeri attım, ona yansıtmayacağım. Aa şimdi kocam da zaten vefat etti. Adam da müşrikti, şimdi mümin bir koca bulmanın zamanıdır deyip sokaklara çıkmayacağım. Enes izin verene kadar bekar kalmaya, dul kalmaya devam edeceğim. Bunu ancak merhamet sahibi bir anne söyler. Ancak bir anne söyleyebilir. Allah kendisinden razı olsun. Derken kardeşlerim, önce Medine'ye İslam girdi. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şerefli evini Medine'ye getirdi. Şerefli zevcelerini
Medine'de barındırmaya başladı. Artık vahiy Mekke'ye değil Medine'ye inmeye başladı. Artık İslam Medine'de yaşanmaya başladı. Artık Medine salihlerin bahçesi haline geldi. İnsanlar birer birer, ikişer ikişer, aile aile, kabile kabile, alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadetlerini daha iyi sunsunlar diye Medine'yi kendilerine yurt ilan ettiler. Ne için? Sırf Allah'ın dinini daha güzel yaşayabilmek için. Bunu gören Medineliler, Ensar ne yaptı peki? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir tercihte bulunduğundan dolayı en güzel hediyeleri sundular. Evlerindeki en güzel eşyaları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdiler. Ellerindeki en kıymetli malları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne yığdılar. Vallahi semadan yıldızın birini kopartıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evine ışık mum yapsaydılar yine de bunun hakkını ödeyemezlerdi kardeşler. Peygamber aleyhisselamın Medine'ye gelişinin hakkını veremezlerdi. Yerin dibinden en tatlı, en soğuk suları çıkartıp da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bahçesine taşısalardı yine Peygamber aleyhisselamın bu tavrının hakkını ödeyemezlerdi. Ama o topluluğun içerisinde işte bir kadıncağız çıktı. Biraz tereddüt ediyordu. Kaygıları vardı. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından itilebilir miydi? İsteği karşılanmayabilir miydi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kapısını çaldı. Dedi ki ya Resulallah, Medine insanı, Ensar aileleri senin gelişini tebrik etmek, senin gelişini kutlamak, senin gelişinin ne kadar güzel bir şey olduğunu ispatlamak için her türlü hediyeleri getirdiler. Ama benim dedi şu Enescik'ten başka hiçbir şeyim yok. Allahu Ekber. Enescik'ten başka hiçbir şeyim bulunmamaktadır. Elbisem yok sana vereyim. Altınlarım yok seninle paylaşayım. Bineğim yok senin altına koyayım. Evimin içerisinde eşyam yok senin evini süsleyeyim. Bu kadar zengin Medineliler sana yardımda bulunmuşlarken. Benim diyor bir Enes'im var. Eğer diyor kabul edersen Enes'imi diyor sana hizmete vereyim ve onun için duada bulun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sana hizmet etsin. İhtiyaçlarını gidersin. Sabah namazına kalktığında suyunu getirsin. Havlunu takdim etsin. Senin yanında olsun ama benimle beraber olmasın. Kokusunu dahi duymayayım. Ama senin evinde yaşasın. Senin medresende okusun. Senin ocağında pişsin. Senin bulunduğun askeriyenin içerisinde mücahit olsun. Seninle olsun ama benimle olmasın. Hizmet için sana adıyorum ya Resulallah. Şeytana gitmesin. Şeytanın adımlarını takip etmesin. Babası Malik gibi siyah sancaklı bir şeytanın gölgesi altında can vermesin. Ama seninle beraber olsun. Yok mu bu devirde de? Var be abi. Bu devirde de var. Oğlunu Allah'a satan, kızını Allah'a adayan nice anneler var değil mi elhamdülillah? Ya Rabbi, görmeyeceğimi bildiğim halde yavrumu sana adıyorum. Senin dinine satıyorum. Ümmeti Muhammed'e bağışlıyorum diyen nice anne babalar var. Mezarlarını dahi bulup da gidip bir Fatiha okuyamayacağını bildikleri halde evlatlarını Allah yolunda kurban eden nice anne babalar var. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sahabe bunun örneklerini güzel verdi. Kadınıyla erkeğiyle bunu çok güzel ispatladılar. İşte Ümmü Süleym böyle annelerin tabirindeyse imamıdır. Ümmü Süleym böyle yürekli annelerin hocasıdır. Evlat çünkü insanın zayıf noktasıdır. Bunu babalar daha iyi bilir değil mi abi? Yani kokusu, varlığı, hal hareketi. Gençler şunu diyebilirler, ya ben babam için ne kadar kıymetli olabilirim ki? Acaba dört kardeşimin içerisinde babam beni görüyor mu ki? Bu kadar işinin yoğunluğunda babam benim halimden haberdar mı diyebilirsiniz ama vallahi ben bir baba olarak söylüyorum. İki tane erkek çocuğu sahibi bir baba olarak söylüyorum. Vallahi de göremesek de, ne halde olduğunu bilemesek de yüreğimizin en derin yerlerinde sizin sevgileriniz var. Bir baba için evlat vazgeçilir mi Müslümanlar ya? Bir anne için 9 ay 10 gün karnında yük taşıyan, şerefli bir yükü taşıyan, bununla onur duyan, gurur duyan, istisnaları hariç bir anne için evlat vazgeçilebilir mi abiler ya? Yahu bir kedi ya, bir kedi
Emretsen yapamaz, anlatsan anlamaz. Gel desen gelmez, git desen gitmez. Bir kedi dahi evlatlarının selahiyeti için, güvenliği için kendi canını tehlikeye atıyorsa, yahu anlayan, akleden, iman eden, amel eden, Allah'ı isteyen, cennetin taliplisi, mümine bir anne evladını sakınabilir mi be Müslümanlar ya? Evladını yok sayabilir mi? Vallahi sayamaz. Ama nice anneler var, ümmeti Muhammed'e tabirlerindeyse hediye etmiştir evlatlarına. Ümmeti Muhammed'in hali düzelmeden bu kapıdan içeri girmeyeceksin diyerek evlatlarını ikaz eden nice anneler var. Allah Azze ve Celle sayılarını artırsın. Allah Azze ve Celle onları ve onların adadı evlatları İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'ın ihlası samimiyetiyle bezenmelerini nasip etsin. Bu da çok önemli ha Müslümanlar. Desinler diye değil, reklam olsun diye değil, İbrahim Aleyhisselam samimiyetiyle, İsmail Aleyhisselam samimiyeti ve ruhuyla Allah Azze ve Celle bu insanları yücelsin, katında değerli bir yere koysun. Yalnız hasreten uyaralım ha. Yer yer şeytan bize dürtüyor. Anne baba olarak biraz başımızı dinleyelim, hadi çocuklar mescide gitsinler. Şöyle biraz mesainin yorgunluğunu atalım, Müslümanların yanında takılsınlar. Nasıl olsa emniyetli bir ortam, oradan da zarar gelmez. Böyle bir niyete de girmeyelim ha. Evlatlarımızı Allah için gönderelim. Müslüman abilerinden, ablalarından dersler, öğütler alsınlar diye gönderelim. Hani geçen hafta söyledik ya, bizi sorgulayacak hale gelsinler. Secdelerimizi az görsünler. Sakallarımızın uzunluğunu az görsünler. Oruçlarımızı azımsasınlar. Zikirlerimizi kifayetsiz görsünler. Vallahi baba ben geçen mescitte bir abi gördüm. Allah'ı öyle bir zikrediyordu ki o ağladıkça ben ağladım. O ağladıkça ben ağladım. O ağladıkça vallahi ben ağladım diyecek evlatlar olsun diye göndereceğiz. Anne senin örtün sanki tam sünnete uygun değil. Resulullah'ın annelerine, Resulullah'ın hanımlarına benzemiyor diyecek kızları yetiştirmek, iffet sahibi olsunlar diye göndereceğiz. Değilse oyalansınlar değil. Oyalanacak parklar var, gönder oraya. Oyalanacak gece kulüpleri var, gönder oraya. Gönderdiğin evladı bir daha geri aynı şekilde bulamayacaksın. Ben de bulamayacağım, sen de bulamayacaksın. Bu burasıdır demiyorum, böyle bir iddiamız yok asla. Varsın evlatlarımız hidayet üzere, Müslümanların elinde büyüsünler, yetişsinler, gözlerimiz görmekten mahrum olsun. Bu inanca sahip olmak zorundayız. Onların hikayelerini duyalım, onların adanmışlığını duyalım, samimiyetini duyalım, Allah yolundaki çırpınışlarını duyalım. Varsın gözlerimiz görmesin diyerek evlatlarımızı göndereceğiz. 15 dakika geç kaldıklarında telaşa kapılmayacağız. Maçta yere düştüklerinde ayakları kanadığında korkmayacağız. Eğer adayacaksak, aha işte böyle Ümmü Süleym gibi, ya Resulallah bunu senin hizmetine veriyorum, bu artık senindir diyecek kıvamda olmayı Allah hepimize nasip etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hediyeyi kabul etti. Peygamber aleyhisselama ne getirirseniz getirin, isterseniz bir hayvanın bacağındaki paçayı getirin. Geri çevirir mi Müslümanlar? En kalitesiz kokuyu getirin ama samimi olun. Ama iyi niyetli olun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çevirir mi ya? Enes'i de çevirmedi elhamdülillah. Enes'e de sahip çıktı. Bu olay kardeşler Medine'nin içerisinde dalga dalga yayıldı. Herkes Ümmü Süleym ve Enes'i konuşmaya başladı. Herkes Ümmü Süleym'den ve Enes'ten bahsetmeye başladı. Herkes Ümmü Süleym'in ve Enes'inin ahlakıyla övünmeye, gıpta etmeye, takdir etmeye başladılar. Kimin kulakları kabardı? Müşrik olan Ebu Talha'nın. Müşrik dedim ha. Malik gibi puta tapan. Malik gibi Allah'a isyan bayrağını çeken. Bir adamın kulakları kabardı. Gönlü Ümmü Süleym'e doğru meyletti. Ve önüne öyle mehirler koydu ki, öyle müreffeh bir hayatı vaat etti ki, yalnız Ümmü Süleym'den aldığı cevap onu şok üstüne şok içinde bıraktı. Dedi ki, ey Ebu Talha, bir müşrikle diyor evlenmek bana yakışmaz. Allahu Ekber. Bir müşrikle diyor evlenmek bana yakışmaz. Bilmiyor musunuz? Sizin ilahlarınızı falancalar yapıyor.
yanlarında bir ateş yansa yanıp gidecekler. Güzel de nasihat ediyor. Ey Ebu Talha, sizin putunuzun ağacının cinsi bu. Sizin putunuzun baltası, kesen baltanın markası bu. Sizin putunuzun yanında bir çıra yansa kül olacak. Sana da faydası yok, bana da faydası olmayan bir putun sahibine ben asla evlenmem dedi. Adam şok yaşadı. Ebu Talha geri döndü. Bu sefer çok daha büyük bir mehirle geldi. Çok daha büyük bir vaatle geldi. Şimdi dedi ki onun kalbini yumuşatacağım. Öyle bir vaat koydu ki dedi Ümmü Süleym şimdi yumuşayacak. Ama ey Ebu Talha. Ey Ebu Talha'nın zihninde olanlar. Böyle saliha kadınlar. Evladını Allah yolunda kurban etmiş kadın. Müşrik bir kocaya sırf Allah için sabretmiş. Bir ayet olmadığından dolayı hukuku belirlenmediği halde Allah için gizli gizli zikir yapmış. Evladını Allah'a şahit tutarak emzirmiş, Allah'ı anarak büyütmüş bir kadına sen dünyanın her şeyini vaat etsen ne olur ya? Ebu Talha büyük bir mehirle geldi. Ümmü Süleym dedi ki vallahi büyük bir edeple vallahi senin gibi bir adam geri çevrilmez ey Ebu Talha. Akıl sahibi bir kadın, dünyayı seven bir kadın, makamı mevkiyi önemseyen bir kadın, evin eşyalarına kıymet veren bir kadın, senin gibi bir adamın vaat ettiğini geri çevirmez. Ancak dedi, sen kafir bir erkeksin, ben ise Müslüman bir kadınım. Eğer Allah'ın dinini kabul eder Müslüman olursan, benim mehrim o olsun, ben başka bir şey istemiyorum. Allahu Ekber. Yani kralların üzerine oturduğu tahtlar batsın. Kafalarına taktıkları elmastan taçlar kırılsın. Girdikleri kaleler yerle bir olsun. Sen Müslüman olduktan sonra şu dünya hayatında onunla ölçüşecek maddeyi ben inkar ederim. Bu mananın karşısında bütün maddeyi elimle tersiyle iterim. Sen yeter ki İslam'a gir. Benim mehrim bu olsun. Şimdi, aha, halbuki nice bayanlar vardır ki kendilerine aman ha, bu adama dikkat et. Bu adam Allah'ı ve Resulünü bilmeyen, Allah'a ve Resulüne düşman, Allah'ı ve Resulünü sevmeyen, Allah ve Resulü için bir defa dahi dertlenmemiş, aramamış bir adam ama dikkat et. Aman ha, bu adam yer yer haramlar işler. Bu adamın cürümleri yer yer büyür diye uyardığınızda bakarsınız ki nice kadın, anne ve evlenecek gelin sağır dilsiz olurlar kardeşler. Gördükleri mehirler, evler, binecekleri arabalar karşılığında. Niceleri sağır oldular. Kaybolup gittiler. Kimileri kendilerini, eşlerini değiştirmenin umuduyla aslında mala karşı olan ihtiraslarını örtmeye çalıştılar. O mal hem kendisini hem de ehlini yakıp gitti. Allah muhafaza. Ebu Talha bir anda sarsıldı. Böyle bir cevap beklemiyordu. Sen Müslüman ol, benim mehrim bu olsun. Ebu Talha dedi ki peki ey Ümmü Süleym ne yapmam gerekiyor? Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gideceğim. Adres orası. Adam geldi, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı. Resulullah ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki Ebu Talha yanınıza geliyor. Alnında da İslam'ın aydınlığıyla beraber. Allahu Ekber. Allah Resulü fark etti. Ebu Talha geliyor ama neyle geliyor? Bir düşmanlıkla gelmiyor. Kinle gelmiyor, nefretle gelmiyor. İçten geliyor, samimi geliyor, ihlasla geliyor. Neyle? Alnındaki İslam'ın aydınlığını Peygamber aleyhisselam fark ediyor. Resulullah'a yaklaşıyor, diyor ki sen ne üzereysen ben de o şey üzere beyat etmeye, sana teslim olmaya geldim dedi. Allahu Ekber. Ne üzereysen. Bakın ikna olmaya gelmedi. Ümmü Süleyme'yi kandırmak için de gelmedi. Ümmü Süleyme şirin gözükmek için de gelmedi. Hayatı çünkü bunu gösterdi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü,
Sen ne üzereysen bana anlatmana gerek yok. Beni ikna etmene gerek yok. İspatlamana gerek yok. Sen ne istiyorsan ben onu bir fiil yerine getireceğim dercesine kelime-i şehadet getirdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin tebriğiyle karşılaştı. Allahu Ekber. Şimdi Ebu Talha kardeşlerin bir taraftan imanı ile dünya cennet bahçelerine girdi. Bir taraftan da cennetle müjdelenmiş bir kadınla evlenmeyi hak kazandı elhamdülillahi rabbil alemin. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben diyor cennete girdim. O sıra yanımda bir hışırtı işittim. Dedim ki bu ses neyin sesidir? Bana döndüler dediler ki bu Humeysa binti Milhan'ın sesidir. Yani Ümmü Süleym'in sesidir. İşte bu hadis-i şerifte kardeşlerim Müslim'de, Ahmet bin Hanbel'de, Nesai'de Enes bin Malik'ten rivayet edilmektedir. Bu kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cennette ayak seslerini işittiği bir kadındır. Evet, ey gençler, ey genç kardeşlerim Allah için gözlerinizi açın. Allah için yüreğinizi, sevginizi ve muhabbetinizi size cennetini, sizin cennetinizi isteyen eşlere doğru yönelin. Sizi Allah için sevecek, sizi takvaya ulaştıracak, sizi Allah'ın dinine hizmet için hazırlayacak eşleri tercih etmeye gayret gösterin. Zira onlar ellerine geçenlere şükrederler, ellerinden kaybettikleri şeyler için ise sabrederler. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor, diyor ki, Ebu Talha'nın Ümmü Süleym'den bir oğlu oldu. Evlendikten sonra bir oğlu oldu. Derken bu çocuk vefat eder. Ümmü Süleym yanındaki insanlara der ki bunu Ebu Talha'ya bildirmeyin. Haber vermeyin. Ben kendisine haber vereceğim. Ebu Talha eve gelir. Ümmü Süleym ise en güzel elbiselerini giyer. En güzel sofrayı donatır. Beraber yerler, içerler, geceyi beraber geçirirler. Sonra Ebu Talha'ya döner der ki ey Ebu Talha bir adam birine borç verse, o kişi tekrar o borcu geri istese, o malı geri istese, o kişinin vermemeye hakkı var mı? Yok diyor, verecek diyor. Ne aldıysa geri verecek. Diyor ki Allah sana bir evlat verdi, sonra da o evladı senden geri aldı deyince tabii ki tabiat gereği Ebu Talha sinirlenir. Hanımına kızmaya başlar. Ve soluğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında alır, hanımına şikayet eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya döner, Allah geçen gecenizi sizin için bereketli kılsın der. Enes bin Malik'in ifadesiyle tam 9 çocukları olur. Sahabe der ki bu 9 çocuğun hepsinin Kur'an'ı ezberlediklerine şahit olduk. Hepsi de hafız, Allah'ın dinini korumak, müdafaa etmek ve yaymak için mücadele etmiş cengaverler bu ailenin içerisinde yetişir aziz kardeşlerim. Ah ah bugün anneler, evlatlarının bir parmakları kanasa feryadı figan ederler. Bırakın ölümlerini. Şöyle bir evlatlara hastalansınlar, bütün hastaneye ayağa kaldırırlar. Merhametindendir ha. Merhametindendir. Ama böyle bir imana da sahip olmamız gerekir. Biz de, onlar da. Bize bir telefon geldiğinde evladını kaybettin. Eğer o sıra şuurumuzu kaybediyorsak imanımızda bir eksiklik var. Ben başta olmak üzere söylüyorum bunu. Biri aman abi yetiş baban şu an yoğun bakımda yattığında eğer elimiz ayağımız titreyip ayakta duramayacak bir hale geliyorsak demek ki bizim imanımızda biraz problem var. Bu sevgisizliğin asla alameti değildir kardeşlerim. Bunu sevgisizlik olarak görmeyeceğiz. Bu güzel bir imanın kuvvetli bir teslim oluşun örneklerinden bir tanesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar için dua etti. Ve bu dua neticesinde Allah onlara salih, saliha evlatlar nasip etti. Cenab-ı Allah evlerimize huzur, mutluluk, hidayet, sekine, cennetin şubesi olacak yerler olmayı nasip etsin inşallah kardeşlerim. Ebu Talha ile alakalı kısa bir anekdot paylaşacağım. Ondan sonra bitireceğim. Bu anekdot ne Müslümanlar? Biz de genellikle yaş 50'ye geldiği zaman
Hele bir de emekli olduysak, nasıl ki işten rücu ediyor, feragat ediyorsak, İslami çalışmalardan da aynı şekilde feragat ediyoruz. Özellikle de gençleri biraz daha bu konuda ifadeyi ne olur mazur görün. İkna etmek için de, hadi oğlum biz yaşlandık, sahalar size kaldı, felsefesi yürütmekteyiz. Genellikle dernekler 50 yaş ve üstü olunca bir kıraathaneye, bir kahvaneye dönüşmektedir. Oralarda günlük siyasi meseleler konuşulur ama sokakta insanlar cehennem ateşine doğru koşarlar. Ezan Allahu Ekber nidalarıyla semaya yükselir. Herkes 5 vakit namaz için camiye koşar ama dönüşte kimse elinden birini tutarak ilgilenmez, alaka göstermez. Sebep nedir? Yaşlılıktır. Sebep nedir? Artık İslami çalışmalardaki geçirmiş olduğu mesainin bittiği anlayışıdır. Ha şimdi öyle bir adamdan bahsedeceğiz ki Ebu Talha'dan. Bakın vefatına çok az bir zaman kala. Ebu Talha Tevbe suresindeki bir takım ayetleri okur. Allah Subhanahu ve Teala o ayetlerde gerek hafif gerek ağır teçhizatlanarak Allah yolunda cihada çıkın emrini verir. Bakın gerek hafif, gerek ağır. Gerek ağır silahlarınızı alın, gerek hafif silahlarınızı alın. Fark etmez. Allah yolunda cihada çıkın ayetini okuyunca bir anda duraksadı ve dedi ki Rabbim beni genç de olsam, yaşlı da olsam kendi yolunda cihad etmeye davet ediyor. Evlatlarına emreder der ki beni cihad için hazırlayın. Allahu Ekber. Evlatlar gelir babaya derler ki ey babamız sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cihad et. Onun vefatından sonra Ebu Bekir radıyallahu anh ile cihad ettin. Ondan sonra Ömer bin Hattab radıyallahu anh ile beraber cihad ettin. Yetmedi mi? Hani şimdi bazı abilerimiz oturur ya işte biz falanca zamanlarda şuradayken asbelkader oradan geçerken uğradığı meseleyi bir hayat haline getiren kardeşlerimiz var ya, aynı onlar gibi de yapabilirdi. Ben Resulullah'la beraber savaştım. Bedir'i gördüm, Uhud'u gördüm, Hendek'i gördüm. Ebu Bekir radıyallahu anh'la beraber irtidat eden toplulukların üzerine yürüdüm. Ömer bin Hattab ile beraber İran'ın boğazını kestim. Nice cengaverliklerin altına imzamı attım. Allah yolunda infak en güzelini yaptım. En sevdiğim kuyuyu Allah için infak ettim deyip buradaki gençlere, kardeşlere bir hatıra olarak anlatabilirdi değil mi? Evlatlarına derdi ki hadi oğlum şimdi cihat etme sırası sizde. Size Allah yolunda adıyorum derdi değil mi? Hakkı mıydı? Hakkıydı. Ama dedi ki Rabbim beni gerek hafif, gerek ağır, gerek gençken, gerek yaşlandığımda onun yolunda savaşmam için davet ediyor. Hazırlayın diyor. Evlatları baş edemiyor. Babasını teçhizatlandırıyorlar, Allah yolunda cihada gidiyorlar bir bölgeye gemide. Ancak cihat beldesine gelmeden önce Ebu Talha radıyallahu an vefat ediyor. Bir hafta boyunca cesedi gemide dolaşıyor. Gömecekleri bir ada bulamıyorlar. Bir hafta ancak diyorlar ki vallahi Ebu Talha'nın cesedi asla bozulmadı elhamdülillah. Kendini Allah yoluna öyle samimi İçten hazırladı ki Allah onun hem bedenini hem de ruhunu muhafaza etti, korudu. Zira o cihat meydanlarındayken en iyi ok atan sahabelerden biriydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem okçular önünden geçtiği sırada oklardan bir ok alırdı, Ebu Talha'ya verirdi. At derdi ey Ebu Talha. Talha atınca Peygamber aleyhisselam şöyle gayri ihtiyari kafasını çekermiş. Siperin dışına çıkıp kafasına bakarmış hangi müşriği vurdu diye. Eliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tutar kafasından. Ya Resulallah canım sana feda olsun ne olur diyor kafanı çıkartma. Bir rivayette de diyor ki şu yüzüm diyor çehrem kafasıyla koruyor Allah Resulü'nü. Yani bir ok geldiğinde bana batsın. Şu yüzüm diyor sana kalkan olsun. Ne olur diyor yerinden kalkmayı Allah'ın Resulü. O Ümmü Süleym'in mihridir. İslam'da sahabenin görmediği bir mehir türüdür tabir yerindeyse.
O Peygamber Aleyhisselam'ı koruyan büyük bir kalkandır. Allah yolunda infak etmekten çekinmeyen bir cömert, Peygamber Aleyhisselam'ın sevgisine nail olmuş güzide bir arkadaş, Allah yolunda cihad etmeye giderken bir gemide vefat eder. Allah onun hem ruhunu hem de bedenini muhafaza eder. Allah kendisinden razı olsun. Eşi Ümmü Süleym'den razı olsun. Evlatlığı Enes bin Malik'ten razı olsun. İnşallah Enes'in ifadesiyle bitirelim sohbetimizi. Dedi ki, ey Allah'ım, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi çok seviyorum. Onun gibi olamayacağımı da biliyorum. Ey Allah'ım, ben Ebu Bekir Sıddık'ı çok seviyorum. Onun gibi olamayacağımı da çok iyi biliyorum. Ömer'i saydı, Osman'ı saydı, Ali'yi saydı ve dedi ki, Allah'ım, onları sevmemin karşılığında onlarla Firdevs cennetinde beraber olmayı bana nasip et. Biz de diyoruz ki, Allah'ım, Ümmü Süleym'le, evladını peygambere adayan o kadınla, Allah'a canını ortaya koymuş, İslam dinini müdafaa etmek için gayret göstermiş Ebu Talha'yla ve Enes bin Malik'le beraber olmayı, o sevgiyle beraber cennet nimetlerinden istifade etmeyi hepimize nasip et. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.